yetmez zaten arkadaşlar. Dünyanın en büyük Çin mahallesi burası. Ne yiyorlar abi? Bunu nasıl yiyebilirsin ya? Ya bunu da iyi olamazsınız. Yapma ne olursun. Yapma. Acayip bir şey yiyor şu an. Ne diyordun? Kanalıma hoş geldin. Hayır. Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Say hello everyone. Hello. Bugün nereye gidiyoruz? Dünyanın en büyük Çin mahallesine gidiyoruz arkadaşlar. Birazdan Çin mahallesinde görüşürüz. Şimdi tıklıkların keyfini çıkarma zamanı. Arkadaşlar bu arada bugün bir şeyler varmış burada, hiç taksi maksi hiçbir şey yok. Normalde tuk-tuklar da çok ucuz ama çok para istiyorlar tabi. Daha önceki videolarımda Instagram'da takip edenler de biliyor. Hani 20 bahta 10 TL de tuk-tukta bindiğin oluyor. Biraz şimdi uzak bir mesafeye gidiyoruz. Yüze götürür müsün dedim de o bu sefer olmadı, bayağı bir konuştuk falan. Yani 150 vereceğiz, ben espri yapıyorum da yani 20 lira için. Ama şey kalbine inecek yani, bugün herhalde işler güzel. 150 Çin Mahallesi'ne gidiyoruz. Çin Mahallesi'nde görüşürüz. 75 TL. 150 TL değil yani. 70 TL falan da. Chinatown'a giriş yaptım arkadaşlar. Dünyanın en büyük Çin Mahallesi. Çok fazla Avrupalı turist var. Ya bu Tayland'da, Bangkok'ta özellikle en nefret ettiğim şey şu oldu. Trafik arkadaşlar. En turistik noktalarda bile sokaklarda arabalar giriyor. Kaldırım hiç yok. Bak kaldırım yok. Yani biz nereden yürüyeceğiz? Sürekli bir yerden motor çıkıyor iki taraftan da. Arabalar tek yön gelse de motorlar iki yönlü çalışıyor. Çok sıkıntı ya. Bu Tayland'da ben bu olayı hiç sevmedim yani. Karşıda bir olay var ama karşıya nasıl geçeceğiz? Geçelim mi karşıya? Gibi bir şey satıyorlar. Dönerken geçeriz ya oradan. Her yerde altın satan dükkanlar var, kuyumcular. Ve çok kalabalıklar. Burası yine bir nebze boş ama şurada bir yer vardı biraz önce. Acayip kalabalık yani, öyle böyle diye. Altın acaba burada ucuz mu? İşçiliği ucuz olabilir, işlenmiş altın. Evet, her yerde altın satan dükkanlar var. Acaba sahte altın mı satıyorlar? Ya da altın mı değil mi? Bir de böyle bir şey, ne bu? Önünde yazıyordur, bir bakayım. Bir de bunlardan çok var burada. Bir kilosu 14 TL. Yok 280. 140 TL bir kilosu. Ne bu, kestane? Evet kestane. Kestane.
Al bir tane daha. Şuna bak. Üç dükkandan biri altıncı arkadaşlar. Altıncı ne ya? Altıncı ne abi? Kuyruç. Burada da bir tane var. Karşıdakilerde çok sıra var. Niye bilmiyorum. Bu taraftakiler boş. Ya bu yol bitmez zaten arkadaşlar. Dünyanın en büyük Çin mahallesi burası. San Francisco'da bile 15-20 dakika yürüyorsun bitmiyordu. Burada ara sokaklar da var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yol bak. Nereden başlıyor sonu yok. Buradan zaten 2 kilometre daha gösteriyor. Ne yiyorlar gördünüz mü? Ne yiyorlar abi? Bunu nasıl yiyebilirsin ya? Bunu nasıl yiyebilirsin? Of. Ahtapot. Arkadaşlar yemedikleri şeyler yok. Her şeyi yiyorlar. Virüs tabii ki buradan çoğalır. Bu arada kastım ahtapot değildi tabii ki. O akrep, böcek, sürüngenleri nasıl yiyorsunuz ya? Şöyle tatlı tatlı hurmalar yeseniz abi. Burada ne var? Ne olduğunu anlamadım onu. Yürünmüyor ya. Gerçekten yürünecek yer yok. İnanılır gibi değil. Ne o hamur işi bir şey. Bu ne? Biz bence burada bir şey yemeyelim ya, mideyi bozarız. Zaten gelecek bir şey göremiyorsun yani. Bunlar her fena yer, değil ama. Her yer böcek. Biraz böcek yiyelim mi? İstemiyor musun? Nedir ya, şuraya bakarsın. Bak burada bir şey var. Çubuğa ahtapot. İşte böyle çeşitli şeyler koymuşlar, balıklar. Onları pişiriyorlar. Herhalde ucuz diye bilmiyorum. Hepsinin önünden geçip size video çekeceğim. Nereye girdim ben ya? Çıkamıyorum buradan. Yardım et, çıkamıyorum. Kat sıkıştım. İlerlemiyor. Fena gözükmüyordu orası da ya. Çok böyle üst üste yiyorlar. Ne bileyim ya, iştahım kaçtı benim burada. Biraz da koku var tabii, sıcak ya. Akşamüstü geldik. Saat 5 şu an burada, Bangkok'ta. Türkiye'de 1-4 saat ileride burası. Ama yine de sıcak, tropikal iklim. Burada Hindistan cevizinin içine bir şey yapıyor. Çok büyük bir yer, çok. Ama hemen hemen sattıkları her çeşidi sanırım size gösterdim şu an. Bakalım yeni şeyler varsa onları da çekeceğim. Çok da tekrarlamak istemiyorum videoyu. Video.
Hızlı kazan, evet. Oha, bu ne? O neydi kız? Kestane. Ne o? Gözlere bak. Ha, göz. Sulu göz mü? Bir şeyler yiyelim, acıktım ya. Çok canım istemiyor ama. Bence ben daha iyi yiyeyim. Kestaneden falan ölmeyiz ya. Meyve yiyelim, ölmeyiz bence. Sağlıklı diyelim, baksana. Hani buradaki en sağlıklı şey. Ben şuraya bakıp geliyorum. O meyveci çok küçük. Başka bir yere bakalım. Ne? O meyveci çok küçük değil de burası çok kalın. Güzel bir bakış açısı, evet. Ahtapot. Şey bu, jellyfish. Deniz anası. Deniz anası. Ha siktir. Ha siktir, deniz anasını da yiyorlar. Ya bunu da iyi olamazsınız. Yapma ne olursun. Yapma. Acayip bir şey yiyor şu an. Deniz anası satan yerde güzel bir meyve. Ha, G smoothie'ci bulduk. Passion fruit. Ben passion fruit. Bana mı söyledin? Sana mı? Evet, ben passion fruit alayım. Two passion fruit please. Sanırım buradaki en masum şeyi tercih ettik, değil mi? Bence de. En azından ne olduğunu biliyoruz. Denizden babam çıksa yerim. Denizden yani. Denizden babam çıksa yerim. Bunlar yer abi. Bunlar denizden babası çıksa yer. Şu an passion fruitlu smoothie'leri alacağız. Yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birazdan devam ederiz. Bence doğru bir tercih yaptın. Kesinlikle. Bakıyorum. Mantılarının içinde bile karides kalı var falan var. Doğru söylüyorsun ya. Mantıların içinde bile karides kalı var. Bu tarafta da ahtapot var bu arada. Her yerde ahtapot, karides, kalamar. Şimdi şöyle bir şey var. Galiba yavaş yavaş yolu açıyorlar bizler için. Biz bir tık erken gelmiş olabiliriz. Mesela şu an ben yoldayım ve rahatım. Bakın. Görüyor musunuz? Buradan itibaren güvenlikçiler şu an yavaş yavaş açıyor yolu. Bir tık erken geldik bu sefer de. Abi bir tutturamıyorum ya. Ya erken geliyorum ya geç geliyorum. Bu arada Yağmur çok komik bir şey söyledi. Bir daha söyle. Eve gider gitmez ilk işim uyuyup uyanıp kebap söylemek olacak. Arkasına bir lahmacun. Bir lahmacun da. Mayon şalgam. Mesela yani. aç kaldı burada aç. Bak sen bir deri bir kemik bak. Burası da arkadaşlar Çin Mahallesi'nin girişinde. Bu taraf çıkışta olabilir. Tam bilmiyorum, emin değilim. Başında bulunan büyük hastanenin yanındaki tapınak. Buraya bir tane de kutu koymuşlar büyük. Biraz önce çektim. İnsanlar onun içine donation neydi ya Türkçesi? Bağış. İnsanlar o kutunun içine bağışta bulunuyorlar.
Sanırım hastane ile ilişkisi var bu tapınağın. Acil servisin hemen yanında. Şurası hemen acil servis. Burası böyle girişi hem o tarafta hem şu arka tarafta. Böyle Çin Mahallesi, dünyanın en büyük Çin Mahallesi'nden, Bangkok'tan. Bugünlük bu kadar. Yarın Türkiye için yola çıkacağım. Yarın gece uçağım. Bir günüm daha var Bangkok'ta. Belki bir video daha hazırlayabilirim. Tayland'da çektiğim tüm videoları kartlar kısmına, oynatma listesine koyuyorum. İsterseniz de buradan bakabilirsiniz. Videonun sonuna da ekleyeceğim. Bir yorum olur, beğeni olur. Beni de desteklerseniz yeni bir kanalım biliyorsunuz. Çok makbule geçer. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar, ben Orhun. Benimle birlikte dünyayı gezmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Aşağıdan bildirimleri de açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.